her beyni ele geçiriyordu konuştuğunda. Yani hiç kimse ondan kurtulamıyordu. Bak, şimdi var itirazlar ama bak, ayet açıklıyorum bak. Zulüm ve büyüklerine dolayısıyla direniyorlar diyor. Ama bak, çok önemli bir şey. Vicdanları kabul ediyor diyor Allah. Bu ne demek? Beyinlerine giriyorsun diyor. Beyinleri kabul ediyor. Yani aklen, vicdanen kesin kanaat oluşuyor diyor. Bitti. Ha ondan sonra ahlaksız olduğu için itiraz eder, direnir falan. O önemli değil o. Her beyni Peygamberimiz ele geçiriyordu. Ya Peygamberimizin sohbetinde ikinci bir ihtimal yoktu. Onun sohbetini dinleyen her insanın beyni Peygamber'e adeta esir oluyordu. Yani derhal etkisi altına alıyordu. Yani derhal teslim oluyorlardı. Zaten teslim kelimesi de geçer ayette, Kur'an'da geçer. Derhal teslim oluyorlardı. Ruh, hayra, güzelliğe direnmez. Derhal teslim olur. Hazreti İbrahim sohbeti hemen teslim alıyordu konuştuklarını. Nemrut'un direnmesi falan onlar laf. Mesela bak Firavun'un konuşmalarına dikkat edin. Aklının yattığı anlaşılıyor. Zaten defalarca kabul ediyor. Defalarca. Bir kere iki kere değil. Defalarca iman ediyor. Ama zulüm ve büyüklenme dolayısıyla direniyor. Yoksa Firavun'un beynini ele geçirdi Hazreti Musa. Yani tamamen kontrol altına almıştı. Ama nefsi azgındı. Nefis kontrol altına alınamaz. Ama ruhunu teslim alabilirsin. Aklını teslim alabilirsin. Hiçbir ruh, hiçbir vicdan hayra, hakkaniyete, güzelliğe, adalete, estetiğe hayır demez. Derhal kabul eder. Bize diyorlardı işte bana, beyinlerini yıkıyorsun. Yıkıyorum dedim tabii. Neyle? Nurla, Kur'an'la yıkıyoruz. Yıkaya, yıkaya, yıkaya tertemiz ediyoruz. Kir yıkanarak gider zaten. Pırıl pırıl beyin çıkıyor ondan sonra. Aydınlık, ışık gibi, nur gibi.